Valla kazanması bizim adımıza çok önemli olan ve içeride dışarıda kazandığımız iki tane maçı üst üste sonrasında ligde kalma adına verdiğimiz mücadelenin çok ciddi bir anlam ifade etmesi için de bu maçı da kazanmamız gerekiyordu. Birçok insan geldi tribünlere, birçok insan takımına destek olmaya çalıştı, camiasına destek olmaya çalıştı. Onları mahcup etmememiz gerekiyordu. Ben hep şunun savaşındayım. Maalesef dedim ya, daha öncesinde de ifade ettim. Bu çocuklar bu formayı giymek için daha önce akademide görev alıyorlardı. Akademiden yukarıda formayı giymenin onlar için ne kadar onur meselesi olduğunu bilerek büyüdüler ve yaşadılar. O yüzden de bu bilerek ve yaşadıkları bu süreçte bugün aldıkları bu formayı çocuklar öncesinde belki de çok zor günler yaşadılar ama skor olarak, oyun olarak belki istenildiğini bir türlü ortaya koyamadılar ama bugün gelinen noktada çocuklarımızın performansına, oyun düzenine, prensiplerine, sistemine çok bağlı ve sadık kalarak bu formanın hakkını vermeye çalışıyorlar. Hepsinde gurur duyuyorum. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Gerçekten ağır günler geçiriyoruz. Ben hep söylüyorum, Bucaspor bir tane. Bucaspor'a sahip çıkmak gerekiyor. Bucaspor'un da diğer büyük önemli mihenk taşları gibi İzmir'de İzmirspor gibi Karşıyaka gibi diğer önemli takımların bu şehrin mihenk taşları olan takımların yaşadığı zorlukları yaşamaması gerektiğini ifade ediyorum. Hep burası özel bir ilçe diyorum ve bu ilçeye de mutlaka destek olunması gerektiğini ifade ediyorum. Ama bakıyorum bazı kesimler duyarsız kalıyor hala. Bazı kesimler maalesef ki sessiz kalıyorlar. Yani bugün bu çocuklar üst üste üçüncü maçını kazandılar. 5 haftadır da maç kaybetmiyorlar. Ve çizdikleri yolda hakikaten büyük bir onur meselesi. Ben hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Bana göre iyi bir takıma karşı oynadık. Zor bir maç oynadık. Geri dönüşler en büyük problemlerden bir tanesidir futbolda. Özellikle 3. ligde geri dönüşler hemen hemen hiç olmaz. Biz 2 maçtır hem Bayburt maçında hem de Çorum maçında geri dönüşleri sağlıyoruz. Mağlup durumdan galip duruma geçiyoruz. Bu da bizim takımımız için önemli bir sistem takımı olduğunu ve asla oyundan vazgeçmediğini bir göstergesidir. Ben yine söylüyorum, Bucaspor takımı küme düşmemek için elinden gelen var gücüyle mücadelesini verecek oyuncu grubu olarak biz, teknik kadro olarak, sevgili başkan, yönetim kurulu, artık bu görevde, bu kulüpte görev alan bütün personel, herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ama herkesin de bu camianın içinde yer alan herkesin de bu takıma destek vermesi gerekiyor. Ben oyuncularımı kutluyorum. Kurtuluş mücadelesinde bir 3 puan daha kazandık. Bir basamak yukarı çıktık. Çok uzun bir puan farkı vardı. Bu puan farklarının kapanması bizim adımıza son derece mutlu oldu. Sevindirici oldu. Artık birçok takım bizimle beraber düşmeyi yaşıyor. Biz herkes düştü gözüyle bakmıştı. Ama biz düşmeyeceğimizi ve bu ligde tutunacağımızın mesajını verdiğimiz için de ayrı bir şeref duyuyoruz.